Bu hafta Cumhurbaşkanı AKP'li Erdoğan'ın fikri iktidar olamadık serzenişi diye ifade edilen cümleleri tartışıldı. Bir de Ak Gençliğin videosu, sen kimsin diktesi anlamına gelen, ona yanıt veren, sen kimsine yanıt veren videosu. Şimdi video bir kimlik krizini mi ifade ediyor? Kindar dindar nesil hevesi daha önce ifade edilmişti. Onun misyonunu mu tekrar hatırlatıyor, gençliğe bir vizyon mu veriyor? Yoksa sadece Erdoğan'a bir övgü diye mi bakabiliriz videoya? Biraz analize ihtiyaç var diye düşünüyorum Fatih Yaşlı. Bir de bu iki temel AKP'nin görünen haberi, yani sen kimsin videosuyla fikri iktidarda olamadık serzenişinin birbiriyle bağı nedir? Çelişkisi mi vardır? Bunları analiz etmek isterim. Sözü buradan, hani çerçeveyi belirleyerek size bırakmak isterim. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Şimdi bu fikri iktidar olamadık cümlesi bir cümleyle daha birlikte kuruldu. Eğitimde reforma ihtiyacımız var cümlesiyle, topyekün bir reforma ihtiyacımız var cümlesiyle. Yani 18 sene olmuş, defalarca Milli Eğitim Bakanı değişmiş, Milli Eğitim'de işte müfredat değişmiş, derslerin nasıl yapılacağı değişmiş, işte akıllı tahtalar gelmiş, Fatih projesi gelmiş bilmem ne, ama sonuçta bir başarısızlık. En genel anlamıyla eğitim sisteminde bir başarısızlık var. Fakat Tayyip Erdoğan'ın benim anladığım kadarıyla kastettiği başarısızlık böyle bir başarısızlık değil. Yani Tayyip Erdoğan şuna üzülmüyor. İşte biz memlekette bilimsel bir eğitimi oturtamadık, çocuklarımızı iyi eğitemiyoruz, İşte okullarımızdaki sınıf sayısı, teknolojik imkanlar, bunlardan bahsetmiyor. Eğitimde reform cümlesiyle kastettiği şey aslında fikri iktidar olamadık cümlesi üzerinden okunmalı. Yani Tayyip Erdoğan diyor ki biz 18 sene oldu, 18 yıldır iktidardayız ve hala kendi istediğimiz tarzda bir hayat tarzını topluma tam anlamıyla kabul ettiremedik. Ve aynı zamanda da işte kendi düşünürlerimizi, filozoflarımızı, ressamlarımızı, yazarlarımızı, sanatçılarımızı çıkartmayı bir türlü başaramadık. Yani Türkiye'de siyasal İslam 18 yıldır iktidarda ve İslamcıların çektiği bir tane doğru dürüst sinema filmi gösteremezsiniz. Yazılmış bir tane roman, edebiyat ürünü gösteremezsiniz. Dolayısıyla farkındalar. Fakat burada yine de meseleyi normalleştirmemek adına şunu söylemek lazım. Bir hükümet, eninde sonunda AKP bir hükümet. Niye fikri iktidar olmak istesin, değil mi? Yani fikri iktidar olmayı sadece rejim inşa eden ve devletleşen partiler bir hedef olarak önlerine koyarlar. Bu isterseniz işte İslamcı bir rejim olabilir, isterseniz komünist bir rejim olabilir, isterseniz faşist bir rejim olabilir, fark etmez. Ama eğer siz gerçek anlamda yeniden bir rejim inşa ediyorsanız, o rejime uygun bir yurttaş, vatandaş tipi de yaratmak zorundasınız. Yani 1923'te Türkiye'de de Cumhuriyet ilan edildiğinde Atatürk'ün kafasında yeni bir insan tipi yaratma modeli vardı. Yani tebaadan yurttaşa geçeceksiniz vesaire. Fikri iktidar bu açıdan önemliydi. Dolayısıyla kimse şu soruyu sormuyor. Yani eninde sonunda seçimlerle gelmiş olan, seçimlerle gidecek olan bir parti fikri iktidar olmayı niye dert etsin? Ha, bu aynı zamanda demek ki şunun da itirafı anlamına gelir. AKP rejim inşa eden bir partidir. Yeni bir rejim kurmaya çalışmaktadır. Temelinde dinselleşme olan bir rejim kurmaya çalışmaktadır. Aynı zamanda AKP sadece hükümet olmanın ötesinde devletleşme arzusunda olan, bunu da büyük ölçüde başarmış bir partidir. Dolayısıyla yeni rejim, yeni devlet ve yeni bir resmi ideolojiye ihtiyaç var diyor AKP bize. Ve biz bunu başaramadık diyor. Dolayısıyla tartışmanın esas olarak buradan kurulması gerekir ve o videoyu da bu bağlamda okumak gerektiğini düşünüyorum ben. Peki burada bir kompleksin tezahürü mü, hani kindar dindar nesil istemiş bir hafıza var AKP ile ilgili. Önümüzdeki döneme ilişkin acaba bir misyon yükleme mi? Hani burayı biraz açalım istiyorum. Çünkü o videonun içerisinde, o sen kimsin videosunun içerisinde gençliğe verilen mesaj, hani Erdoğan'ın suretinde toplanıyor her şey ama içerisinde bir Necip Fazıl meselesi var. Orada bir beşinci evreden söz ediş var. Necip Fazıl'ın gençliğe hitabesi diye ifade edilen ve gençliğe verilen bir ülkü, bir dava ifadesi var. Bu dava herhalde işin özü mü oluyor diye bakmak lazım. Elbette, aslında esas temel mesele bu. Yani şimdi o video ilginç bir şeye tekabül ediyor. O da şu. Bir kere AKP artık bu konuşulan Z kuşağı, genç kuşak meselesinde yeni gelen nesli kavrayamadığının, onları kapsayamadığının, onlara herhangi bir vaatte bulunamadığının farkında. Yani bugün işte genç işsizlik oranlarına bakalım.
İşte her ile bir üniversite açılması neticesinde üniversite mezunu işsiz sayısına bakalım. Bunun dışında insanların kaç sene iş aradıklarını, işte iş bulduklarında asgari ücretle çalışmak zorunda olduklarını, mühendislerin, mimarların vesaire asgari ücrete mahkum olduklarını görelim. İşte doların, dövizin fiyatı nedeniyle gençlerin herhangi bir şekilde yurt dışına çıkması, orada eğitim almasının zorluklarına bakalım. Yani tüm bunlar bir araya geldiğinde ekonominin bugünkü durumuyla Türkiye'de açık bir şekilde gençlere herhangi bir gelecek vaat etme şansı yok AKP iktidarının. Yani bundan 10 sene 20 sene sonra işte gelir düzeyimiz şu kadar seviyeye gelecek, işte işsizliği şuraya düşüreceğiz, gençlerimiz iş bulacaklar, maaşlar yükselecek gibi bir vaat veremediği için eninde sonunda hamasete sarılınıyor. Hamasetten yararlanılmaya çalışılıyor. Ben bu videoyu da biraz bununla ilgili görüyorum. Yani Tayyip Erdoğan geçen gün şöyle bir şey dedi. İşte 2023 hedeflerimize ulaşamamamızla dalga geçenler var dedi. Ve sonrasında da bir tür bilinçaltı muhtemelen işte 2053 hedeflerini koydu. Yani ulaşılamayacak bir gelecekten bahsediyoruz. 33 sene sonrasına dair insanlara bir takım hedefler konuluyor. İşte o 2053'te neyin yıl dönümü? 1453'ün yani Fatih'in İstanbul'u fethetmesinin tamamen alakasız bir mevzu günümüzde yaşananlarla. Ha, bu açıdan bakıldığında ben o videonun hamaset yüklü olmasını anlayabiliyorum. Yani o video örneğin gençlerimize siz uzaya çıkacaksınız, bilimle uğraşacaksınız, işte iş bulacaksınız, rahat bir hayat yaşayacaksınız gibi şeyler vaat etmiyor. Başka şeyler vaat ediyor. Bir tür hayal vaat ediyor. Hamaset ve milliyetçilik, yani bugün içinde yaşadığımız krizin üzerine hamaset ve milliyetçilik örtüsü örtülüyor. Şimdi tabii bu video dahi aslında gençleri anlayamadıklarını gösteriyor bir yandan da. Çünkü hem işte o soru kipi, sen kimsin kipi, hem videonun o kurgusu, acemiliği, hem de örnek diye gösterilen insanların toplamının eninde sonunda işte Türkiye'deki Türk-İslam sentezinin unsurları olması, birkaç kişi hariç, işte Atatürk hariç, işte Naim Süleymanoğlu vesaire hariç, popüler figürler var, bir de işte Atatürk var, onun dışındakiler işte eninde sonunda Türk sağının öyle ya da böyle Fatih, Kanuni, Yavuz diye sürekli bir Osmanlı güzellemesi, işte Necmettin Erbakan var, Necip Fazıl var. Şimdi bu sen kimsin sözü ilk başta aslında herkese şunu hatırlatıyor değil mi? Erdoğan'ın işte bir ara çok kullandığı sen kimsin ya, biz biliriz tarzı bir takım çıkışlar vardı. Bunu hatırlatıyor. Dolayısıyla her şeyden önce bir iletişim faciası derken bunu kastediyorum. Birincisi yani bu. Kızma halini hafızalarımızda canlandırıyor. Evet, öte yandan sen kimsin sorusu gençlere hani sen aslında kim olduğunu unutma tarzı bir mesaj vermeye çalışıyor. İşte tarih boyunca üç kıtayı da fethettin, gemileri de yürüttün, şurayı da aldın, burayı da fethettin şeklinde. Hani yine o bahsettiğim hamaset meselesi var. Sonuç itibariyle bağlandığı yerinde tabii en sonunda artık işte sen kürsüden dünya beşten büyüktür dedin deyip birdenbire Erdoğan figürünün ortaya çıkması, görüntüsünün ortaya çıkması, acaba video boyunca seslenilen gençler mi sen şusun sen busun diye, yoksa tarihin bütün bir akışı, Türk-İslam sentezinin bütün değerleri, hatta ve hatta işte Mustafa Kemal milli mücadelede en sonunda 2020 dünyasında Türkiye'sinde gelip Erdoğan'ın şahsında mı bütünleşmiş? Yani tarih öyle bir akmış ki tarihin aktığı yerde işte tüm o değerler, tüm o figürler, tüm o hadiseler gelmiş ve tek bir kişinin, tek bir figürün Erdoğan'ın şahsında toplanmış. Dolayısıyla hani video gençlere özgüven aşılama yolunda başlıyormuş gibi görünüp videonun sonunda her şeyin Erdoğan'a, sen Erdoğan'sına bağlanması da bu anlamda tabii videonun dediğim gibi iletişim açısından ne kadar kötü olduğunu ve gençleri de anlayamadıklarını gösteriyor. Tabii burada Necip Fazıl kısmını ayrıca parantezlemek gerekiyor galiba. Çünkü ben biraz önce soruyu sorarken de bir kompleksin ifadesi mi acaba dedim. Çünkü AKP iktidarına bakıyoruz, sürekli bir cumhuriyetle hesaplaşma, Atatürk dönemi, İsmet İnönü ifadelerine denk geliyoruz. Burada aynı zamanda bir karşı devrimin bayraktarlığını yapmış olan bir gençliğe hitabeye karşı yazılmış bir cümleler dizininin alındığını, alıntılandığını görüyoruz. Bu da bir ülkü, yani gençlere bir elbise biçilirken Erdoğan suretinde noktalanan bir ülkü mü, bir ideal mi? O kindar dindar nesliğin devamı mı ifade ediliyor? Böyle ol mu deniyor? Videonun akış seyrine ve montajlanmasına bakıldığında hani böyle komplocu bir bakış açısıyla bakmak istemiyorum. Zaten böyle bir şey yok ama şunu çok açık bir şekilde görebiliyoruz.
video boyunca ismi tek anılmayan kişi Mustafa Kemal. Mustafa Kemal Atatürk. İşte Samsun'a çıkan iradesin gibi bir şey söyleniyor. Ama ondan önce işte Yavuz'dan bahsediliyor, Kanuni'den, Süleyman'dan falan. Herkesin ismi var. Bir tek Mustafa Kemal'in ismi yok. O sırada da herkesin görüntüsü var. Ama Mustafa Kemal'in sadece bu at üstündeki heykel görüntüsü var. Silüet. Hemen onun, evet, sadece bir silüet var. Hemen onun arkasından da işte Necip Fazıl'ın görüntüsü ortaya çıkıyor ve arada sanki böyle bir bağlantı olduğu ima edilircesine sen 5. neslin kapısında, 5. devrenin, pardon, 5. devrenin kapısında besleyensin deniliyor. Bekleyensin deniliyor. Peki nedir 5. devre diye baktığımızda şunu görüyoruz. Necip Fazıl kendi tarih felsefesi açısından durduğu yerden tarihi, Türk tarihini, Osmanlı Türkiye tarihini 4 devreye ayırıyor. Ve 4. devrede Cumhuriyet. Ve o Cumhuriyeti de şöyle anlatıyor. İşte işgalden kurtulduk ama en büyük işgal ordusu bile gelse bize dini, milli anlamda bu yapılanları yapmazdı diyor. Dolayısıyla Cumhuriyet'i adeta bir işgal süreci olarak görüyor. Yani toplumun, milletin öz değerleri var ama Cumhuriyet gelmiş o milletin değerlerine yabancı değerler koymaya çalışmış. Zaten İslamcılığın temel söylemi de esas olarak budur. İşte sen 5. devrenin kapısında bekleyensin. 5. devre ne o zaman? İşte Cumhuriyet'in yerine kurulacak olan, gelecek olan Necip Fazıl'ın idealindeki, Necip Fazıl'ın ütopyasındaki, o işte Büyük Doğu Ütopyası denilen ütopya. Necip Fazıl esas olarak o hitabede bunu söylüyor. Ve orada da İslamcı gençlere sesleniyor. Sen 5. devrenin kapısını açacak olansın deniliyor. Ve işte zaten o hitabe kinimiz ve dinimiz meselesini de içeren bir hitabe. Yani kininin ve dininin sahibi nesiller yetiştirilmesi meselesi de yine Necip Fazıl'la ilgili bir mesele bakıldığı zaman. Devamında da şu söyleniyor, işte Anadolu denilen yerde bir taştan bahsediliyor. O taşın işte gediğine oturtulacağından bahsediliyor. Yani esas olarak Cumhuriyet rejiminin yerine başka bir rejimin geleceği iddiası üzerine kurulu bir söylem bu. Biz şimdi tabii Türkiye İslamcılığını, AKP kadrolarını biliyoruz. Hepsi 1980 öncesi Necip Fazıl'ın altından geçtiler. Hepsi onun kitaplarını okuyarak bir şekilde siyasal bilinç edindiler. O gençliğe hitabı onlar açısından son derece önemliydi. Dolayısıyla bugün de AKP'nin kurucularının ve kurucu kadrolarının 80 öncesi gençliklerinin biz bugün iz düşümünü yine AKP'nin gençlik kollarında görüyoruz. Yani bu video açık bir şekilde o geleneğin, İslamcı geleneğin devam ettiğini, Cumhuriyet'le hesaplaşma arzusunun, Atatürk'le hesaplaşma arzusunun devam ettiğini gösteriyor. Öte yandan yine en başa dönerek söyleyecek olursak, bu video aynı zamanda işte artık AKP'nin Türkiye'de gençlere gerçek anlamda somut herhangi bir şey vaat edemediği için kendi belki kemik kitlesini, çekirdek kitlesini tahkim edebilmek, onları sıkılaştırmak adına yine hamasi söylemlere sarıldığını gösteriyor. Yoksa ben 20 yaşında genç bir çocuğun bu videoda anlatılan hikaye ile gerçek hayatı arasında uzaktan yakından bir bağlantı olduğunu düşünmüyorum. Bunu herhangi bir gencin, şu an üniversitede okuyan, işte online eğitim almaya çalışan, mezun olmuş, iş arayan ya da işte sanayi sitesinde 1500 lira aylıkla geçinmeye çalışan genç işçinin, genç öğrencinin herhangi bir şekilde bu klibi izleyerek evet ya meğer ben kimmişim, işte Umeyr bilmem kimden başlayarak Tayyip Erdoğan'a kadar gelen zincirin bir halkasıymışım diye coşacağını, amiyane tabirle gaza geleceğini falan düşünmüyorum. Bunlar gerçekten hakikatten kopuşun ve sadece kendi tabanını tahkim etmeye yönelik bir projenin parçası. Bunun sonucunu konuşalım. Şöyle sormak istiyorum. Şimdi ben de aynı şekilde düşünüyorum. Bir gelecek vizyonu, misyonu çocuklara, gençlere sunulamadığı gibi sorunlarını da çözemeyen bir iktidar var. Sürekli sorun üreten gençlik bağlamında, çocuklar bağlamında. En son korona sürecindeki bu eğitim olaylarında görüyoruz zaten. Ben videoya baktım. Videonun hani ne kadar izlendiğini, ne kadar reytingini gösterir bilemiyorum ama ne kadar izlendiğini anlamak açısından en son bu yayını yapmadan önce baktım 10 milyon tıklanmış, 30 binde beğenisi var. Bu bir iktidar partisi için çok düşük geldi bana. Yani bu özellikle internet kullanımı gençler arasında yaygınken çok da itibar görülmediğini, gösterilmediğini anlattı bana bu veri. Ve aynı zamanda AKP'nin gençlik tabanında, AKP mahallesinde çok da yankı uyandırmadığını düşündüm bundan dolayı. Şunu da eklemek isterim. İYİ Parti ile ilgili Ümit Özdağ'ın söylemleriyle ilgili Lütfi Türkkan, partili
İYİ Partili Lütfü Türkan zamanlaması, Ümit Özdağ'ın zamanlaması Akgençlik videosunda Türk gençlerine at yerine devenin önerilmesi gibi bir ifade kullandı. Zamanlama manidar diyelim. Hani bu Türk gençliğine işte at üstünde Orta Asya'dan geldik hikayesi vardır ya, onun yerine develi bir öneri, Araplaşmış bir zihniyet önerisi diye bambaşka yerlere götürdü tartışmayı. Şimdi şöyle sormak istiyorum. Bu videonun sonucu ne olur? Z kuşağı gibi bir kuşaktan 10 milyon ile 15 milyon arası bir oy potansiyelinden söz ediliyor. Bir genç potansiyelden söz ediliyor. Bütün hesapların da bundan sonra yapılacak olan seçimde o hesaplar üzerine kurgulandığını, bütün bu tarz atraksiyonların, siyasi atraksiyonların o hesaplar için yapıldığını konuşuluyor. Hani bu anlamda videonun sonucu ne olur diye bir bakalım isterim. Ne dersiniz? Önce şu atla deve kıyaslamasına bir gireyim. Bunlar tabii komik yani. 2020 dünyasında at mı deve mi tartışıyoruz? Şimdi eğer siz bu videoda deve var ama niye at yok diyorsanız aslında tarihe AKP ile benzer bir yerden bakıyorsunuz. Türk sağı açısından da bu böyledir. Yani İslamcılar işte tarihi Muhammed'in doğumuna ve sonrasında İslam'ın ortaya çıkışına bağlarlar. İşte Türkçüler de daha geriye götürüp Orta Asya'dan nasıl Anadolu'ya göçtüğümüz meselesi üzerine bağlarlar. Dolayısıyla işte birisi deveyi figür olarak ön plana çıkarmış. Öbürü de videonun eleştirilebilecek 50 yeri varken sen bu videoya niye at koymadın diye bir komiklik içerisine giriyor. Bu da yani Türk sağının aslında birbirine alternatif gibi görülen partilerinin bir sürü noktada nasıl birbirine benzediğini, hamaset, milliyetçilik noktasında ne kadar birbirlerine benzediklerini gösteriyor. Evet, yani esas mesele başta da söylemiş olduğum üzere işte bu Z kuşağı tartışması, gençlik tartışması, yeni gelen nesil tartışması. Bu yeni gelen neslin, dediğim gibi, Türkiye'de ben baktığım zaman bu genç insanlara en çok gözlenebilecek şey bir umut kaybıdır. Yani şu an Türkiye'de gençlerin bugüne de yarına da dair bir umutları yok, bir beklentileri yok. İşlerin daha iyiye gideceğine dair, düzeleceğine dair bir beklentileri yok. Türkiye'de gençlerin önemli bir bölümü fırsat olsa yurt dışına gitmeyi, orada yaşamayı, çalışmayı isteyen insanlara dönüşmüş durumdalar. Bu hepimiz açısından üzücü olması gereken bir durum. Yani Türkiye'de 17, 18, 19 yaşındaki çocuklar gerçek anlamıyla hayattan umutlarını kesmişler, bir karamsarlığın içerisine gömülmüşler vesaire. Şimdi durum buyken işte bir tarafta gençlere artık herhangi bir vaatte bulunamayan bir iktidar partisi var ama dolaşıp muhalefete geliyoruz. Muhalefet bu genç insanlara ne söyleyecek, ne söyleyebiliyor? Burada da bu programlarda hep konuştuğumuz üzere etkisiz bir muhalefetten bahsediyoruz. Aynı mesele yine burada da geçerli. Yani iki tane alternatif video çekerek, iki tane Twitter esprisi, mizah yaparak gençleri kapsayamazsınız. Böyle bir şey yok. Ama gençlere geleceğin toplumunun nasıl kurulabileceğini, eşitlikçi, dayanışmacı, adil, refah düzeyinin yüksek olduğu, katma değer üreten bir ekonomisi olan, geliri bir şekilde adil bir şekilde, üretilen zenginliği adil bir şekilde paylaşabilen bir gelecek tasarımı, bir gelecek hayali gençlerin önüne koyabilirsiniz. Önemli olan koyabilmek. Yani Türkiye'yi 1950'den beri merkez sağ iktidarlar yönetiyorlar ve bu hale getirdiler. Yani 1923 Cumhuriyeti'nin o atılımı, enerjisi, ümidi 2020 Türkiye'sinde büyük ölçüde ortadan kalkmış durumda. Dolayısıyla insanlara yeniden umut, cesaret aşılayacak, geleceği işaret edecek ve geleceği işaret ederken de geleceğin Türkiye'sini birlikte kurabileceğimizi anlatan projeler sunmak, bunları gençlerin önüne getirebilmek esas mesele bu. Bu yapılmıyor. Dolayısıyla AKP gençliğe seslenemiyor, onları kapsayamıyor tezi doğru, iddiası doğru. Ama bunun karşısında muhalefetin bu gençleri kapsadığına dair maalesef elimizde hiçbir veri yok. Yani muhalefet derken de diğer sağ partileri kastetmiyorum. Hiç olmazsa kendisine sosyal demokrat diyen, işte Atatürkçü olduğunu, cumhuriyetçi olduğunu iddia eden CHP'nin, ana muhalefet partisinin yapması gereken şeyden söz ediyorum. Evet, umarım bu eleştirileri, yani muhalefete yönelik eleştirileri muhalefet de kale alır ve o boşluğu dolduracak hamleler getirir. Zira son anketlere baktığımız zaman muhalefet partilerinde bir tek İYİ Parti'deki yükseliş konuşuldu. Hani bu son operasyon dolayısıyla 14-15 diye oyları değerlendirildi. Diğer partilerde, özellikle AKP'den kopmuş partiler dahil olmak üzere, bir artış yok. Yani bir umut vaat etmediğini gösteriyor bütün bu anlamda Cumhur İttifakı
farkıyla beraber bu partilerinde anketler her ne kadar şu anda erken olsa da görünen köy hani kılavuz istemez. Bir umutsuzluğun genel olarak toplumda nüksettiğini anlıyoruz hepimiz bu toplumun bir parçası olarak. Dilerim ki eleştirilerinizi dinlesinler, eleştirilerimizi dinlesinler Fatih Yaşlı. Çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey varsa konuya ekleyelim, öyle kapatalım yayını. Şunu söylemek lazım, elbette ki memleketten de dünyadan da insandan da umudu kesmemek, her şeye rağmen umutlu olmak lazım. Ama umut biraz politik olduğunda anlamlı oluyor. Yani politikayla, siyasetle uğraşmadığınız sürece eninde sonunda siyaset sizinle uğraşıyor. Dolayısıyla içi boş bir umuttan değil de gerçek anlamda altı doldurulmuş memleketin siyasetinin, ekonomisinin, toplumsal yaşamının nereye gideceğini düşünen, onun üzerine kafa yoran bir bakış açısı aynı zamanda umudu da yükseltmeye yarayacaktır. Böyle dileği bitirmiş olalım. Evet, çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar dilerim. Ben de sağ olun.